görüş mesafesi bir sigara uzunluğunda. Daha ilk bakışta görülüyor ki bu ortam çocuklar için zararlı. Eğer anne adayı sigara ya da alkol kullanırsa karnındaki çocuk da bundan olumsuz etkilenir. Düşüncesi bile korkunç. Emine Yaşar da hamile olduğunu öğrenince işte aynen böyle düşündü. 11 yıldır günde bir paket sigara içiyordu ve artık bırakmaya karar verdi. Hamile olduğumu öğrenince 2 gün falan sigara içtim. Ondan sonra ama bıraktım çünkü çocuğum sağlığını düşündüm. Ve hamileyken sigara içtiğim anda kendimi çok tuhaf hissetmiştim. 25 yaşındaki genç kadın yine de diğerleriyle keyifli bir ortamda otururken ve yemekten sonra sigarasını özlüyor. Özellikle de eşi sigara içmek için balkona çıktığında. Komple sigarayı bırakmaya çalıştım tabii ki ama arada sırada kaçamaklık olmuştu. Sigara yaktığım anda o anda bir kıpırdama oldu bebeğimle, bir tekmeleme falan oldu. O yüzden kendimi kötü hissettim, suçlu hissettim kendimi çocuğuma karşı. Çocuğum da o anda istemedi. Kendimi çok suçlu hissetmiştim o anda. O yüzden dedim komple bırak bunu. Ebe Aysel Yalçın, Emine Yaşar'ın kararlı tutumundan memnun. Çünkü sigara içen bir annenin çocuğu daha kolay hastalanır ve ani bebek ölümü riski çok daha fazladır. Eğer bir anne devam ediyorsa sigara içmeye, bunun sonucunda düşük yapabilir, erken doğum yapabilir. Erken doğumun sonuçlarında çocukta gelişme bozuklukları, yeme bozuklukları, emzirme bozuklukları, mutsuz çocuk, ağlayan çocuk, Schreikind diyoruz bunlara. Bunun için de tabii ki haliyle sigarayı en yakın zamanda bırakıp çocuğumuza temiz, sağlıklı nefes aldırmamız gerekiyor. Ebe alkol konusunda da taviz vermiyor. Emine Yaşar alkol kullanmadığı için zaten sorun yok. Ama diğer pek çok hamile kadın için aynı şey söylenemez. Annelerin hamileyken alkol almaları yasaktır. Çünkü alkol anneler alırsa çocuklarda zihinsel ve bedensel sakatlıklar meydana gelebilir. Erken doğum, düşükler, işte bunun yanında gelişim bozuklukları da olabilir. Emine Yaşar ve eşi artık hamileliğin tadını çıkarabilirler. Hem de gönül rahatlığıyla. Değil mi? Şu anda ikimiz de sigarayı yakmıştık. Elimizde burada püfür püfür içiyorduk. İşte bu da bunun en büyük bize faydası işte yani. Ve çocuklar böyle bir ortamda oynamaya bayılırlar. Üstelik hiçbir zarar görmeden.